Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. İngilizce dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün neler işleyeceğiz, neler yapacağız? Geçen hafta neler yapmıştık? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Geçen hafta neler işlemiştik? Comparative adjective'lerden bahsetmiştik. Ne demekti comparative adjective? Karşılaştırma sıfatlarıydı. Karşılaştırma sıfatları için önemli olan anlam daha anlamlıydı. Anlamca daha anlamına geliyordu. İki veya daha fazla ismin karşılaştırmasıyla bir mukayese, bir kıyas söz konusuydu. Bu şekilde de cümlelerimizi karşılaştırma cümleleri haline getiriyorduk. Bugün yapacağımız işlem ise artık bir comparative yapısından çıkıp superlative yapısına geçiş yapacağız. Superlative ne demek? Lütfen defterlerinizde not tutmanızı istiyorum gençler. Defterlerin boş kalması hepiniz için dezavantaj. Yarın öbür gün sınava geldiğinizde ki ben sınıfta yaptırdığım alıştırmalardan sınavda sorun olduğunu söylüyorum her seferinde. Benim için defterinizin not tutulması, alıştırmaların defterinizde yazılı olması önemli. Sınavlardan sonra defter kontrolü yaptığımda da performans açısından notunuzu etkileyecek haberiniz olan. Dipnot verdikten sonra superlatifler ne demekti, kuralları neler onlara bakacağız. İlk başta komparatifleri anladık değil mi? Komparatifleri anlamayan ya da hocam ne demekti, tam hatırlayamadım diyen varsa tekrar bir kural olarak hatırlatmaya geçebilirim, onu da altını çizeyim. Yazana kadar sizler, ben yine komparatifler hakkında biraz daha ön bilgi vereyim. Daha anlamına geliyordu. İki veya daha fazla nesneyi ya da ismi karşılaştırma, mukayese anlamı katmak için kullanılan ifadelerdi. Kural olarak kısaca ve uzun eceli sıfatlar olarak ikiye ayırıyorduk. Bir de bunların irregular sıfatları vardı, düzensiz sıfatları. Onlar da ne oluyordu? Yazılış tamamen değişiyordu. Kısa eceli sıfatlarda sonuna er takısı geliyordu. Uzun eceli sıfatlarda da sıfata dokunmuyorduk. Başına mor getirip arkasına ben yapısını ekliyorduk. Geldim bugün superlative adjective'lere. Superlative adjective'leri yazarken kurallar dahil de yazacağız arkadaşlar. Kurallar nelerse onlara dikkat etmemiz lazım. Bir başta katalım ilk başta. Lütfen sizler de benimle beraber yazın. Şimdi superlative ne demek? Ben ön bilgi vereyim. Daha sonrasında kurallarını yazmaya başlayalım. Superlative dediğim şey artık iki veya daha fazla ismin kıyasından çıktık arkadaşlar. Yine bir kıyas söz konusu mu? Evet, tabii bir kıyas söz konusu. Ama bu sefer artık birbirinden bahsediyoruz. Yani enden bahsediyoruz. Yani cümlemizin içerisinde artık daha anlamı yok. Cümlemizin içerisinde en anlamı var. Buraya dikkat edelim. Yine kurallar dahilinde getireceğim. Yine düzensiz sıfatları burada da yer vereceğiz. Yine komparatiflerle karşılaştıra birbirlerine devam edecekler. Maddelerime başlıyorum. Lütfen siz de benimle beraber yazmaya başlarsanız harika olur. Superlative kelimesinin anlamı nereden geliyormuş? İlk başta buna bakalım. Superlative kelimesinin anlamı super kelimesinden gelmektedir. Üstünlük. Burada bize ne belirtecek arkadaşlar? Üstünlük, süperlik gibi anlamları olan bu kelime superlative adjective. Adjective neydi? Sıfatlar kalıbını üstünlük bildiren sıfatlar olarak tanımlamaya yardımcı olur. Okuyalım burayı. Superlative kelimesinin anlamı super, süper kelimesinden gelmektedir. Üstünlük, süperlik gibi anlamları olan bu kelime superlative adjective kalıbını üstünlük bildiren sıfatlar olarak tanımlamaya yardımcı olur. Devam ediyorum.
düşünmek bildiren sıfatlar. Aynı. Karşılaştırma. Sıfatları gibi. Kıyas bildirir der. Kıyaslama bildirirler. Ancak aralarında belli farklar bulunur. Şimdi bu farklara bakacağız. Üstünlük sıfatları, yani superlatif adjektifler, İki şeyi değil, iki şeyi değil derken neyden kastediyorum? Comparative adjective'lerdeki gibi iki şeyi değil. Bu kural ne diyor? Hemen ona bakalım. Üstünlük bildiren sıfatlar. Aynı karşılaştırma gibi, karşılaştırma sıfatları gibi kıyas, mukayese, karşılaştırma bildirirler. Ama aralarında comparative adjective'lerde bir fark bulunur. Üstünlük sıfatları iki şeyi değil, bunlar da geçerli bizim için. Comparative adjective'lerde geçerliydi. İki veya daha fazla şeyi karşılaştırıyorduk. Bir şeyi, burası çok önemli arkadaşlar, bir şeyi diğer her şeye göre kıyaslar. Diğer bütün her şeye göre kıyaslar. Artık enden bahsettiğimiz için, zirveden bahsettiğimiz için her şeye göre kıyaslaması önemli. Bir kişinin, nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirler. Bir şey açısından kıyaslamıyorum, birçok şey açısından kıyaslayabilirim. Ama bir kişi, bir isim, bir nesne için geçerli değil. Bütün nesneler, bütün isimler, bütün kişiler için geçerli arkadaşlar. Kıyas yaptığım şey. Yine adjektifler bizim için söz konusu. Yine burada da sıfatlara değineceğiz. Yine sıfatlardan bahsedeceğiz. Yine sıfatlara getirdiğimiz kurallar dahilinde süperlatif oluşturacağız. Lütfen tahtaya yazalım. Tahta yazınca yazdık derseniz eğer ben diğer alıştırmalarıma devam edebilirim. Ya da üstü yazdıysanız bana üstü yazdık derseniz tepki verirsiniz arkadaşlar, mutlu olurum. Yazanlar yazdıklar derse en azından üstü silebileyim. Hocam tahta kullanmak lazımmış, tamam mı? Yine mi? Bizde nasıl görünüyor hocam? Kamera odaklanabilir mi? Yani hiç hocam. O zaman internetten kaynaklanıyor. Ben okuyayım, sizden yazmaya çalışın gençler. Süperlatif kelimesinin anlamı süper kelimesinden gelmektedir. Üstün, süperlik gibi anlamları olan bu kelime, superlative adjectives kalıbını üstünlük bildiren sıfatlar olarak tanımlamaya yardımcı olur. Üstünlük bildiren sıfatlar, aynı karşılaştırma sıfatları gibi kıyas bildirirler, ancak aralarında belli farklar bulunur. Üstünlük sıfatları, iki şeyi değil, bir şeyi diğer her şeye göre kıyaslar. Bir kişinin, mesleğin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirler.
Şuraya aldığımızı düşünüyorum. Bir örnek vereceğim. Bir örnekle durumu anlayalım. Şundan da bahsedeyim hemen. Komparatif gibi, komparatif adjektifler gibi cümleye daha değil, daha anlamlı değil, bu sefer en anlamı katarmış. Kuralımız ne? Nasıl olacak? Subject dediğimiz şey özne gençler. Yine cümleye özneyle başlıyorum. Ama burada kullandığım illa özne olmak zorunda değil. İsim de olabilir, hayvan da olabilir, nesne de olabilir. Kıyasladığım şey, diğer bütün her şeye kıyasladığım şey neyse ilk başta onunla başlıyorsunuz. Burada noun da olabilir, nesne de olabilir, her şey olabilir. Arkasına bir the yapımız var gençler. Kıyasladığım şeyden sonra komparatif adjektiflerde nasıl karşılaştırdığım şeyden sonra erkek kısmından ya da more'dan sonra ben yapısını kullanıyorduk. Bu sefer cümlenin en başında bir the görmek zorundayız. Eğer sıfatın kısa eceli bir sıfatsa bu sefer sonuna st tırısı alıyor. Komparatiflerde er alıyordu. Bu sefer kısa heceli bir sıfatsa st tırısı. Ama eğer uzun heceli bir sıfatsa the most yapısıyla beraber arkasına uzun heceli sıfatı koyuyorum. Şu aşağıya sileceğim. Yani şurası benim formülüm mü? Evet. Bu formülü açıkça yazmak gerekirse hocam kalemi değiştirir misiniz? Mavi mi? Hı. Siyah kalemi de tutmak üzere. Kısa heceli bir sıfatsa bu ile beraber adjective bir de est tırısı ekliyorsunuz. Ama eğer uzun heceli bir sıfatsa the most kalıbı şurası önemli. More kullanıyorduk komparatiflerde. Artı superlatiflerden bahsederken the most kalıbını kullanıyorum. Artı kullandığım uzun heceli sıfat neyse uzun heceli sıfata herhangi bir ekleme yapmadan yalın halde kalacak şekilde adjective'i yazıyoruz. Örnek verirsem daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. En altta ne yazıyor okuyorlar. Hocam altta bir daha okuyorlar. Burası mı? Evet. Okuyorum, sizler yazın o zaman gençler. Bekleyelim biraz daha. Şu kalem yazıyorum ona bakacağım. Şimdi görmek sıfatları. Şimdi iyi mi? Biraz oynadım ama bir bakın. Odakladı mı? Üstünlük sıfatları. İki şeyi değil. Bir şeyi diğer her şeye göre kıyaslar. Bir kişinin nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirler. Bir kişinin nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirler. Yazabildik mi? Yazmışlar. Harikasınız. Bir örnekle daha iyi anlayacaksınız.
Şimdi arkadaşlar, benim babam bu dünyadaki en güçlü insandır. Burada bu kıyas yok mu? Aslında var. Diğer bütün babalara bir gönderme mi? Evet. Diğer insanlarla, aslında sadece baba değil, diğer insanlarla benim babam arasında bir kıyas, bir mukayese söz konusu. Bu sefer bu mukayeseyi cümleye hangi anlam katarak verdik? Güçlü bir sıfat değil mi? En güçlü sıfatını verebilmek için en anlamı katarak cümleye süperlatif anlamı katmış oldum. En güçlü insandır. Benim babamla senin baban arasında bir karşılaştırma yapmayalım. Dikkatinizi çekmenizi isterim. Benim babamla işte Zeynep'in babası arasında bir kıyas yapmıyorum. İki veya daha fazla isimden bahsetmiyorum. Artık dünyadaki bütün babaları kapsayacak şekilde bir zirveden bahsediyorum. Enden bahsediyorum. Bunun İngilizcesini yazalım. My father is. The kalıbım var gençler. Hemen my father is'den sonra the kalıbını ekliyorum. Çünkü neden süperlatiflerle kullanmam gereken bir the kalıbı söz konusu. Sonra geldi güçlü sıfatına. Güçlü ne demek? Strong. Strong, güçlü ve kısa heceli bir sıfat. Eğer karşılaştırma anlamında zirvedeki enden bahsetmek istiyorsam kısa heceli sıfatın sonuna SS tepkisi eklemek zorundayım. The strongest. Burayı anladık mı? Strong, kısa heceli bir sıfat ve kısa heceli sıfatlardan sonra başladığı kısa heceli ise SS yapısı gelmek zorunda. Şurayı devam edelim. Person in the world. Dünyadaki en güçlü insandır demiş oluyoruz. Burayı da yazalım. Sonra yazmamız gereken iki tane daha kural var arkadaşlar. Mod diyelim ya da. Burayı da hemen alalım. Alanlar aldık derlersem de göre geçebileyim. Almışlar mı hocam? Almışlar herhalde. Evet, almışlar. Teşekkür ederim. Biliyorum gençler. Yazamayanlar için lütfen yazamadıklısın. Şu örneğe kadar sileyim. Şimdi geldim. Not diyelim. Not 1 olsun. Bir de not 2'miz var. Clever. Quite. Simple. Ve narrow. Sıfatları öyle alayım. Sıfatları comparative ve superlative kullanımlarında hem tek heceli sıfat hem de heceli sıfat kralına göre ek alırlar. Ne demek bu? Clever, cleverness ya da most clever. Cleverness ya da
olabilir. Şimdi arkadaşlar. Burada neden bahsediyorum? Elimizde birkaç tane sıfat var. Bunlar clever, bright, simple ve narrow. Sıfatları kompozit ve süperlatif kullanımlarında hem tüketici sıfat dahilinde kullanıma uygun olarak çekimleyebiliyorum, hem de uzun haceli sıfat dahilinde kullanıma uygun şekilde çekimleyebiliyorum. Şurası süperlatif, şurası komparatif yapısı. Clever sıfatını ele aldığımızda kısa haceli olduğunda ne oluyordu süperlatiflerde? EST geliyordu. Hem kısa haceli hem uzun haceli kabul edebildiğim için clever'a EST de getirebilirim. Başına the most clever'ı da getirebilirim, sıkıntı yok. Ya da comparative yapısında iki veya daha fazla şeyi birbirine kıyas yaparken clever sıfatına kısa heceli kabul edip elde getirebilirim. Uzun heceli kabul edip başına more, arkasında clever'ı yalın halde bırakabilirim. Buraya kadar anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Yazdık mı arkadaşlar? Not 1. Hem komparatiflerde almışım çünkü harika. O zaman geçebiliyorum. Not 2'ye. Yazdıysanız burayı sileceğim arkadaşlar. Biraz daha farklı yapabilirsiniz. Not 1 kadardı. Not 2'ye bakalım hep beraber. Şimdi ben komparatifleri anlatırken de size en son kural olarak ne demiştim? İngilizce'de bazı fiiller de var, bazı adjektifler yani sıfatlar da var. Bazıları regular adjective, bazıları irregular adjective'di. Irregular adjective'ler, komparatiflerle vermiştim. Aynı sıfatlarda superlatif içinde geçerli olan kurallarımız var. Bu ne demek? Irregular adjective neydi? Düzensiz sıfatlardı. Düzensiz sıfatlardan kastımız kural dahilinde ne EST, ne ER, ne the most, ne de more than yapısı kullanılmıyordu. Sadece kullanmam gereken bazı sıfatların, düzensiz sıfatların yazılışı otomatik değişikliğe gidiyordu. Neydi buna hemen bakalım. Unutabilirim. Irregular adjectives. Yani düzensiz sıfatlar. Şöyle karşılaştıracak olursam, adjectives, sıfatlar, comparatives, aradaki farkı görebilmek için yazalım, superlatives. Bakıyorum şimdi. Bu komparatifde better oluyordu. Superlatifde the best olacak gençler. The ile beraber artık best. Bunu zaten biliyorsunuz. İşte best friend diyorsunuz mesela. En yakın arkadaşım, en iyi arkadaşım anlamında. Good, iyi demekti. Comparatiflerde better, superlatiflerde the best'e dönüşüyordu. Bad, worse, the worst. Kötü demekti, daha kötü, worse, en kötü, the worst. Little, az demekti. Less, daha az. The less, en az demekti. Far için iki kullanımdan bahsedeceğim. Farther ya da further.
Bunun süperlatif hali V ile beraber V farklı ya da V farklı. Far uzak demekti gençler, hatırlayalım. Daha uzak anlamında far'dır ya da far'dır. Her ikisi de önemli bizim için. Her ikisini de kullanabiliriz. Far uzak, daha uzak far'dır'den ya da far'dır'den. İkisi de geçerli. En uzak anlamında başında bu ile beraber far'dır. Şuraya örnek alıyorum. Buradaki nasıl far'dır'a tam yaratılışı değişiyordu. Er geliyordu yine her şey. İki şekilde de burada da yine kronum EST ve EST geliyor. Sadece fuardan sonra yazılış şurada değişiyor aslında. O yüzden düzensiz sıfat olmuş oluyor. Burayı da not alalım. Tahtaya basmayacağım. Geldiğinizde de yazabilirsiniz. Kısa bir ara verelim gençler. Geldikten sonra alıştırmalarla beraber devam edeceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, irregular adjective'lerden bahsettik. Ne demekti? Düzensiz sıfatlar demekti. Düzensiz sıfatlarla artık ne yapıyorduk? Yazılışlarını değiştiriyorduk. Kitaplarımızın arkasında genellikle düzensiz fiillerden de bahsedelim. Hatırlayın. Birinci hal, ikinci hal, üçüncü hal diye tenslere göre ayırt ederiz. Yazılışları değişiyor. Sıfatlarda da bunu yapıyoruz. Her bir tür sıfatlarda comparative adjective ve superlative adjective yaparken kural dahilinde irregular adjective olarak form değiştiriyor. Yazmamızı düşünüyorum. Yazdıysak bana yazdık derseniz, ben silmedim hemen araya gittiğimiz için. Yazdıysanız, yazdık derseniz alıştırmalarımızla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başlayabilir miyim? Yardımcı. Tamamdır. Başlıyorum alıştırmaları yazmaya. Karşılaştırma yapıyorum. Sınıfın içerisindeki işte Zeynep'ten, Ahmet'ten bahsetmiyorum. O komparatifte kaldı. Sınıfın içerisindeki herkes, işte 20 kişisi, 20 kişiyi katarak benimle beraber kıyas yapıyorum. Artık cümleye en anlamı katacağım. So your jacket is jackets and shoes. Generally, if cold. Is
Who wants to fall? Football team. Başlayalım gençler. Okay. Lütfen cevapları sizden bekliyorum. The flowers. The flowers. Ne oldu? Fall uzun demek değil mi? Bir sıfattı. Artık sınıfın içerisindeki tüm öğrencilerden ben daha en uzunum diyeceğim. En anlamı kazanacak için kısa heceli sıfatın sonuna bir de ESS eklemek zorunda kalıyorum. Your jacket is. Bu sefer ejectiver expensive. Ne demek de expensive? Pahalı. Senin ceketin. Jacket at the shows. Mağazadaki en pahalı ceket diyeceğim. Pahalı, expensive. Var mıdır cevap? More expensive. More mu? Kim demiş onu? Ece. Ececim. Ececim. Süperlatiflerle alakalı bir araştırma yapıyoruz. Most expensive. More dersen komparatöre gideceğiz. Olmaz. Şurada benim ceketimle... Expensive demiş. Şeyma the most expensive. Şimdi arkadaşlar süperlatif yapıyoruz. Süperlatifle neydi? Dükkandaki diğer ceketlerle benim ceketimi karşılaştırıyorum. Artık enden bahsediyorum. En pahalı ceket diyeceğim. Daha anlamı yok burada. O yüzden more kullanamam. Expensive, pahalı sıfatı uzun heceli bir sıfat. Uzun hecelilerde süperlatifler böyle the most expensive yapmıyor muyduk? Evet öyle demiş. Şeyma, Elina. Harikasınız. The most expensive olacak. January is month of the year. Cold, soğuk demekti. Ocak ayı en soğuk ay diyeceğim. Olmaz. Harikasınız. Böyle beraber cold kullanıyorum süperlatifte. Kısa heceli bir sıfat olduğu için sonuna ne getireceğim? Evet, coldest month of the year. Money isn't important. Important
one's life. Birinin hayatında the most important. The most. Ece harikasın. The most important thing in one's life. Para en önemli şey değil diyeceğim. Important uzun heceli bir sıfat. Başına the most kullanacağım. Importance da yılın haline bırakacağım. Manchester United is good football team in the English. Harikasınız. Yine mi Ece? Ece ilk söyleyen Şeyma ve Açelya da söylüyor. Ya harikasınız. Bu çünkü neydi gençler? Irregular adjective'di. Irregular adjective'lerle yazılmış değişiyordu. Good, best'e dönüyordu. Comparative'lerle better, superlative'lerle best olacaktı. I think, bence, Antalya... Hottest. The hottest. Hottest'ı eceli bir sıfat. Superlative yapıyorum. EST getireceğim. The hottest city in Turkey. Türkiye'deki en sıcak şehir Antalya bence diyor. The hottest, en sıcak. Jupiter is large, geniş. En geniş planet'tır diyeceğim solar sistemde. Nasıl diyeceğim? The most largest. Large. Şimdi hem the most hem largest ekleyemem, değil mi? The largest. The largest. Onu ekran demiş, Ece the largest. Şimdi arkadaşlar, most hem most kullanıp hem de EST kullanamam. EST kullanabilmem için kısa heceli, most'u kullanabilmem için de sıfatımın uzun heceli olması gerekiyor. Var mı burada bir sıkıntı? Olduğunu sanmıyorum çünkü hep beraber yaptık. Yazabildiysek eğer sürebilir miyim? Yazamadıysak bekleyebilirim. Yazabilmiş miyiz hocam? Nokta iki tane çifte olması gerekiyor. Nerede? Hot. Sıcak. Şöyle miydi ya? Yazılış olarak hiç hatırlayamadım ya. Şöyle miydi? Buna bir bakacağım. Bu bir dursun arkadaşlar. Siz de yazın. Ben ona hemen bir bakacağım. Evet. Onu çok hatırlayamadım şu an. Hafız mı olacaktı? Bunları yazın. Ben bakacağım arkadaşlar. Yazdıysak yazdık ben. 2T diye biliyor olduğum bir şeydi. Yes, 2T olacakmış gençler, evet. Şurası 2T. Doğru söylemiş. Ece mi söylemiş hocam? Evet. Doğru söylemiş. Ben el alışkanlığıyla kestirmeye çalışıyorum hangisinin doğru olduğunu. Burada biraz kafa karıştı. Hatıs da olacak peki. Tı double olacak. Tamam, kuralı da hatırlayalım arkadaşlar, arkadaşımız hatırlatmışlar. Superlative'lerden önce comparative'leri yazarken erti kısmın getirdiğimiz noktalarda kural dahilinde sessiz harf var, sessiz harf var. Ortadaki kısa heceliği tabii eğer sıfatınız. Ortadaki harf sesli bir harfse sondaki T, 2 oluyordu. Hatırladık mı? D, G, M, N, G vardı. M, N, T vardı. Şu an oturmuş oldu. Hatırlı olacak. Silebilir miyim? Yazmışlar. Harikasınız. Şimdi arkadaşlar, superlatifleri de gördük. Kaç dakikamız var hocam? 17. Harika. Şimdi çok kafayı karıştırmadan en basit şekilde mix yaparak bir alıştırma daha yapacağız. Mix edeceğiz bu sefer. Neyi mix ediyoruz? Comparative ve superlative'leri. Hemen bakalım. Biraz şöyle küçük yazsam görünebiliyor mu acaba?
Our school is the best or better school in the city. Okunabiliyor galiba. Görünüyor. İki. Bill Gates. Şimdi biraz kısaltıyorum. Is one of the richest or richer man in the world. Three. Pete's grades are the worst. Worst maybe baking superlatives. Hali worse than Mary's. For this winter is the most terrible. Is the most terrible, korkunç demektir. Ya da more terrible than last winter. Five. I am always the earliest or earlier than you. Flash'ta da bakacağız arkadaşlar. Susan is the most stubborn or more popcorn person I have ever met. Seven. Helen knows the funniest or funniest jobs of all my friends. Eight. I will buy this t-shirt. It is the least or less expensive t-shirts. Bir tane daha izleyelim. Our teachers always says that James is the noisiest, gürültülü, the noisiest student. Bu sefer arkadaşlar, artık ne yapıyorum? Superlatifle komparatif. Hem süperlatiflerle alıştırmamızın içerisinde hem de komparatif hem süperlatifler var. Bir de böyle beraber bakalım.
Sulaçların altındakilere dikkat edeceğiz. Most platform, most platform. Funniest, funniest. The latest mess. Noisiest, noisiest. Yazıcı arkadaşlar, yazdık diyelim. Ona göre başlayalım. Yazınca yazdık dersek gençler başlayacağım. Tahtada hem süperlatifler var dedik, hem komparatifler var dedik. Evet, bu farkı anlayabilmemiz için cümlenin içerisinde geçen bir yapı var zaten. Soruları çözerken ondan bahsedeceğim. Bunun dışında da eğer iki isimle beraber bir karşılaştırma varsa komparatif, iki isim değil genel bir itibar, genel bir kıyas söz konusuysa bu durumda da süperlatiflerden bahsedeceğim. Genel çekilir misin? Yes. Yeni bir konuya geçmek istemiyorum. Çünkü sınav tarihlerimizle alakalı işte bir takım değişiklikler oldu ve sınava yönelik artık çalışma yapacağız hep beraber. Şimdiye kadar işlediğimiz bütün konularla beraber artık mix edip ne işledik, nelerden bahsettik, hangi konulardan bahsettik. Onlarla beraber artık oturup genel bir tekrar yapmayı düşünüyorum. Yani haftaya hem komparatif süperlatiflerden hem de daha önce söylediğimiz gramer konularından bir mix halinde alıştırma yapabiliriz. Yani sadece alıştırma yapacağız büyük ihtimalle haftaya. Yazınca yazdık dersek ona göre başlayalım. Ben başlayayım. Arkadaşlar muhtemelen haftaya da olmayacak diye düşünüyorum. Artık ondan sonraki hafta size bir bilgilendirme mesajı atılır diye tahmin ediyorum ben de. The best demişler birincisi. Herkesimiz başlayalım. Our school is the best school in the city. Bizim okulumuz şehirdeki en iyi okul diyeceğim. Good'dan geliyordu. Superlatif olduğu zaman best oluyordu. Bizim şehrimizdeki okulda kıyas yaptığım için de the best olacak. Bill Gates is one of the richest or richer men in the world. Ne olabilir? In the world, dünyada Bill Gates'i artık dünyadaki bütün insanlarla beraber bir kıyaslamaya sokuyorum arkadaşlar. The richest. Bu yüzden rich, zengin demek. En zengin diyeceğim, en zengin adamlardan biri. O yüzden en anlamı verebilmek için cümleye hem de hem de kısacelerde EFT ile beraber kullanıyorduk. Pete Gret are the worst or worse than Mary's.
cevap? Var. Hocam içinden dedik arkadaşlar, bunu da yaparlarsa bence anlamışlardır diyordum. Teşekkür ederim. Kim cevap vermiş hocam? Var diye. Ece. Ece. Teşekkür ederim. Neden? Çünkü Pils'in Grey derecesiyle Mary'nin derecesini bir kıyaslıyorum. Burada iki kişi söz konusu arkadaşlar artık. Pils ile Mary arasında bir tercih kıyaslama söz konusu. Bu durumda buradaki Beth normalde sıfatın, Beth sıfatı en Beth, en kötü anlamında the worst, daha kötü anlamında worst ile beraber kullanacağım. Bir de ipucu olarak cümlenin sonunda zaten than yapısı geçiyor arkadaşlar. Bu durumda ne kullanacağım? Worse than. Daha kötü. For. This winter is the most more terrible. Bir de mi Ece? Ece iyi söylüyor. Sonra şey mantıklı. Harikasınız. Cümlenin içerisinde bile than yapısı geçiyor arkadaşlar. Bir ipucu. Eğer than varsa komplete adjective yapmak zorundayım. Terrible, korkunç, uzun eceli sıfatı olduğu için de more ile beraber kullanıyoruz. Bu kışı son kışla beraber kıyaslıyorum. Earlier than. Neden? Early, kısa eceli bir sıfat almak zorunda. Neden komplete yapıyorum? Than bana bir ipucu. Hem de anlam olarak benle seni kıyaslıyorum. I and you. Benle seni kıyasladığım için de earlier than olacak. Susan is the most stubborn person I have ever met. Tanıdığım en inatçı insan Susan'dır diyeceğim. Stubborn uzun heceli bir sıfat. İnatçı anlamına geliyor. Bu durumda ne kullanacağım? The most stubborn. Hayatımda tanıdığım en inatçı insandır Susan. Helen knows the funniest or funnier jokes of all my friends. Ne diyebilirim? Yediye. Var mı cevap hocam? Yok. Benim bütün arkadaşlarımla Helen'ı kıyaslıyorum. Genel bir kıyastan bahsedeceğim. Bu yüzden the funniest olacak arkadaşlar. Ben de yok zaten, eli tercih edemem. I will buy this t-shirt, bu t-shirt'ı alacağım. The least or less expensive this t-shirt. Burada da bu t-shirt'le least. The least olacak arkadaşlar. İki t-shirt arasında bir kıyas yok. Bütün t-shirt'lerle bir kıyas var. Bu yüzden the least olacak. Our teacher always says that James is nauseous or nauseous student. En basit soru bu herhalde. Cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz önceki hat sıfatında Ece'nin bizi uyardığı gibi T harfinde bir kralı gidiyorduk ve double oluyordu. Burada da aynı şekilde no noisy. Gürültülü, en gürültülü diyebilmem için ikisinde de da var, ikisinde de ezde de var. En gürültülü diyeceğim. Bu durumda sondaki Y düşüyordu, ESP'de düşüyordu. Evet. O yüzden bunu söyleriz. Ece onu söylemiş, Mahmut Berat da bunu söylüyor. Buradaki Mahmut Berat'cığım, Y harfinin düşüp İ'ye dönüşmesi gerekiyor kural dahilinde. O yüzden Y'yi düşürdük, İ'ye dönüştürdük. Katılmamız için teşekkürler arkadaşlar. Haftaya alıştırmalarınızda kaldığımız yerden devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.